Değerli dostlarım, hepinize merhaba. Günümüzde Avrupa ülkeleri açısından ciddi bir sorun var. O da çok yüksek kaliteye sahip olmayan, öyle diyelim artık, nazik olalım. Hadi, kalitesiz bir e, siyasi kadrolar tarafından yönetiliyor. Gerçekten, yani Avrupa'nın özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşamış olduğu Almanya'sından İngiltere'sine, o çok güçlü politikacılar kuşağından sonra bugünün Emmanuel Macron'u, Olaf Scholz'u, ne bileyim Keir Starmer'i falan hakikaten ama hakikaten feraket durumdalar. Yani ne dünyaya hakim olabiliyorlar, bırak hakim olmayı, yön bile veremiyorlar. Böyle iki arada bir derede kalmış. Bugün mesela Fransa'dan ben ona özel bir video yapmadım. Yani çoğunluğu elinde bulunduran sol kanat var parlamentoda. Başbakan tayin edecek. Emmanuel Macron diyor ki hayır ben sizden kimseyi takip tayin edemem. Niye? esis siz solcusunuz falan. Böyle bir hikayeler dönüyor. Şimdi Josep Borrell diye bir adam var. Bu adam Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyoneri. Bir nevi 30 küsür üyeli Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı bu adam. Bayağı şey bir adam, makam yerli yerinde falan filan. Şimdi bu adam Afrika ile ve özellikle Kuzey Afrika ile bağlantılı bir takım yorumlar yapıyor. Eğer adamın dünyaya bakış açısı buysa, ya e Avrupa Birliği batmış zaten. Yani çünkü gerçek Avrupa'nın 19. yüzyıl başı itibariyle hatta 18. yüzyıl ortalarından başlayan bir akılcılık çağı vardır, rasyonalite. Ve e, Avrupalılar işte gerçekleri iyi analiz ederek rotalarını bulanlar falan filan diye anılırlar. Değil. Bugün ele hiç değil. Bakın Josep Borrell diyor ki, Afrika'da özellikle Kuzey Afrika'da Avrupa'nın etkisi azalıyor. Niye? Anlat bana. Devam. Afrika'da yaşanılanlardan endişe duyuluyor, duyuyoruz. Brüksel'de göreve başladığımda Libya'da İtalyanlar ve Fransızlar vardı. Kendi aralarında pek geçinemiyorlardı ama sonuçta Libya iki Avrupa devletinin etkisi altındaydı. Bugün Libya'da bir Avrupalı yok, sadece Türkler ve Ruslar var. Bu gelişmeyi önemsemek ve karşı tedbirler almamız gerekiyor. Bu haliyle devam ederse Afrika'nın Akdeniz'e kıyısı olan kesiminde bir Avrupa sistemi olmayacak. Avrupa'nın yeni bir sistem kurma şansı da olmayabilir. Arkadaş sor bana bakalım. Neden sadece Türkler ve Ruslar var? Senin adını geçirdiğin Fransa ve İtalya, Rus lider Vladimir Putin'in ve Birleşik Arap Emirlikleri emiri olan Muhammed Bin Zayed'in açıkça desteklediği Halife Hafter denilen ordusu kiralık askerlerden kurulmuş bu nedeniyle de Libya'yı işgal etme amaçlı bir yapısı olan Halife Hafter'in ordusuna destek verdiler Trablus'u kuşattığında. Eğer Trablus Halife Hafter'in eline geçseydi ne Muhammed Bin Zayed'in eline geçecekti ne Emmanuel Macron'un ne de İtalya'nın. Vladimir Putin'in eline geçecekti. Tıpkı Suriye'nin başkenti Şam gibi. Kim önledi bunu? Bunu Türkiye önledi. Gerçekten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en takdir ettiği 2020 hatadır bu. Takdir eder. Müthiş başarılıdır. Peki Avrupa biz Rus güçlerine Trablus'un dibinden Sirte'ye kadar kovalatırken neredeydi? Fransa ve İtalya resmen Putin'in yanında yer alıyorlardı. Biz bin defa söyledik. NATO'nun güney kanadına Rusya yerleşiyor. Siz ne halt ediyorsunuz diye. Peki Halife Hafter'i bugün en çok kim destekliyor? Yunanistan. Şimdi Rus'u Rus'u o bölgeden kova kovalayan Türkiye'ye niçin Avrupa destek olmadı? Türkiye Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere veya Almanya ile birlikte hareket etmeyecek bir devlet mi? Hayır. Memnun da olurdu Türkiye. Niye? İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la birlikte Libya'da Türkiye'nin güçlü olmasını istemediler. Koskoca Rus ordusunu Trablus'tan uzaklaştırmış bir NATO üyesine ihanet etti Avrupa'ya. Şimdi geçmiş Josep Borrell diyor ki orada artık Avrupalı yok sadece Türkler ve Ruslar var. Arkadaş Türkler olmasaydı Ruslar olacaktı. Sadece Ruslar olacaktı. Şimdi adam benden yaşlı. Bunca yıldır bu işlerin içinde. Bunun önünde olan ta tablolar, raporlar benim hayatımda hiçbir zaman göremeyeceğim. Bu adamın analizi buysa Avrupa ne ya? Avrupa bitmiş. Sen atlayacaksın uçağa, geleceksin, Hakan Fidan'ın elini sıkacaksın, diyeceksin ki at geçmişte de Mevlüt Çavuşoğlu'nun elini sıkacaktın, diyecektin ki teşekkür ederiz. Bir NATO üyesi olarak bu Libya'yı Rusya'nın eline bırakmadığınız için. Bunlar böyle ya. Şimdi oradaki benim varlığımdan rahatsız, benim varlığım senin nerene girdi? Nerene? Ben NATO üyesi. Ben düşman değilim ki. Ha demek ki Avrupa'nın politikasında benim Rusya'dan bir farkım yok. Ne güzel anlatıyor. Hep söylediğim hikaye. Hep söyledim. Bugün Rusya'ya ne yapıyorlarsa yarın bize de bunu yapacaklar. Bizim onlardan farkımız yok. Gözlerinde böyle. Mesela Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen demiş ki Avrupa Akdeniz Komisyoneri makamı kuralım ve bu yolla Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini yapalım demiş. Kim aday komisyoner olmaya? Kim ki hangi bölgenin adamı aday? Güney Kıbrıs Rum yönetimi hemen atlamış işin üzerine demiş ki biz yapalım o işi. Akdenizliyiz ya. Biz yapalım Libya, Cezayir falan. Sen onu buraya koyduğun an itibariyle Türkiye'sinin bütün yolunu keser. Bütün yolunu, yol mol kalmaz sana. Ve bakın nasıl işliyor batı kafası. Danimarka Baş Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen diyor ki, özellikle Fransa'nın eski yetki bölgesinde yaşanan askeri darbeler, Sahra Altı bölgesiyle sağlıklı ilişki kurmanın şartlarını ortadan kaldırdı. Bu nedenden dolayı Burkina Faso ve Mali ile olan diplomatik ilişkilerimizi sonlandırıyoruz diyor. Tamam, sonlandır Fakat devam ediyor. Bu bölgede ilişkileri yani Afrika'da ilişkileri keserek diplomatik gücümüzü Mısır, Kenya, Güney Afrika, Nijerya, Gana'ya yönlendireceğiz. Bu arada Senegal, Tunus, Ruanda'da yeni Büyükelçilikler açma kararı aldık diyor. Danimarka'nın bu tarzı, bu yaz, yayın açıklaması Avrupa'nın açıklamasıdır. Avrupalılar kendilerine teslim olmuşlarla iyi ilişki kurarlar. İşte sahra altını yok ediyor. Biz Nijer'e gidiyoruz. Yarın bir gün Josep Borrell diyecek ki ya biz o Nijer'de Fransızlar vardı, Amerikalılar vardı. Şimdi neden Türklerle Ruslar var? Ev kardeşim sen geldiğinde kovaladılar. İnanılmaz. Avrupa hakikaten gün gün çöküyor gibi bir his var içimde. Hoşça kalın.